ilk ameliyatının şeyi var. Menopoz diyor. Allah razı olsun. Eşim bakmasa zaten bugün yaşamıyor olurdum herhalde. Bebek gibi baktı bana. Her gün helallik istedim ondan. Alper. Allah. 20 günde 3 ameliyat olduğum raporlarıdır bunlar. Diyabetik cerrahi ameliyatıdır bunlar. Diyabetik cerrahi ameliyat olmaya gittim. 5 gün yattım. 5 gün sonra taburcu oldum. Eve geldiğim zaman zaten kapalı bir ameliyattı. Eve geldikten birkaç gün sonra karnım şişmeye başladı. Hastaneye hiçbir şekilde aramalarıma rağmen ulaşamadım. Bir Gamze hemşireye sanırım ulaşmıştım. O bana deri altı iltihabıdır bu kesinlikle dedi. Fakat şikayetlerim devam ettiğinde beni Kuşadası Gözde Hastanesi'ne yönlendirdiler. Orada tomografi çekildi. Tomografi sonucunda da yine bana deri altı iltihabı teşhisi kondu tomografiye rağmen. Daha sonra biz ertesi günü Manisa Celal Bayar Hastanesi'ne kesinlikle ne demografi ne tahlil hiçbir şey yapmadan sadece pansumanımı açarak kesinlikle sindirim atığı bu dedi. Deri altı iltihabı değil. Kim seni bu hale getirdiyse git orada seni düzeltsinler dedi bana. Kapalı bir ameliyattı. Altta dikişten böyle sızmalar başlamıştı. Biz Hasan dediği gibi iltihap zannettik gerçekten onu. Fakat karnım şişmeye başlayınca bunun iltihap olmadığını anladık. Hemen İstanbul'a gittik fakat gittiğimizde yine ilgilenmediler. Beni acile aldılar. Sabah 10 gibi falan hastanedeydik biz. Saat öğlen 1'e kadar yer yok yer yok diye beni oyaladılar yine. En sonunda aç bir şekilde bekliyorsunuz. Tabii sonuç ne olacak bilinmediği için. Ben bağırmaya başladım artık acıdan kıvranmaya başladım. Lütfen beni yukarıya aldılar ve bize hiçbir şey söylemeden hemen ameliyata aldılar. Geliyorlar yatağın üstüne bir tane ameliyat kıyafeti bırakıyorlar. Getiriyorlar sedyeyi alıp götürüyorlar. Ve orayı 10 santim açmışlar. İçerime kamera sokmuşlar. Hiçbir şekilde başka bir müdahale edilmemiş. Sorunun ne olduğu da bulunmamış. Ve ben 4 gün boyunca günde 4-5 kez oraya gazlı bez sokup temizlenip yeniden gazlı bez tıkılarak o şekilde sorunu gidermeye çalıştılar. Yine sorun giderilmeyince cuma günü artık benim bilinç kaybım başladı ve yeniden ameliyata almak istemişler. Eşim bu sefer çok kızmış. Ne yapıyorsunuz siz benim eşime? Hiçbir açıklama yapmadan habire ameliyata alıyorsunuz diye. Bu sefer doktorlardan bir tanesi koşturarak geliyor ve eşinizin ölüm riski başladı deyip hemen apar topar ameliyata alıyorlar. Karnımı komple açmışlar. Sorunlu yeri bulmuşlar. Evet, bağırsak ilk ameliyatta delik bırakılmış ve o sürede beni oyaladıkları sürede 6-7 santim bağırsam çürümüş. Onu kesip atmışlar, yeniden birleştirmişler ve benim ortalama içerimde 400 dikiş, dışarıda da 18 dikiş var. Ben kapalı ameliyat diye gittiğim hastaneden maalesef böyle karnımda bomba patlamış bir şekilde geri döndüm 10 gün sonra evime. Beni yarım bir insan haline getirdi. Benim bir hemşire tanıdığım vasıtasıyla abla bu malpractice davası kesinlikle arkasını bırakmamalısın dedikten sonra ben yargı yoluna başvurdum. Fakat biz bu yargı yolunu bir türlü aşamıyoruz. Elimizdeki raporlara rağmen, altında kendi imzası olmasına rağmen biz maalesef savcıdan suç unsuru yoktur raporu alıyoruz. Daha ileriye gidemiyoruz. 2,5 ay ortalama ben tavana bakarak yattım. Çünkü içeride 400, dışarıda 18 dikişim var. Ve eşimden Allah razı olsun bebek gibi baktı. Hatta öyle ki ben çorbaya geçtiğimde ilk önceleri tabii doktorun ne verdiyse onu yiyip içiyorsunuz. Hatta kontrole gittiğimde hastanedeki diyetisyen bana dedi ki keşke bütün hastalarımız sizin kadar dikkat etse. Çünkü eşim çorbadaki gelebilecek naneyi bile çay süzgecinden süzerek bana içiriyordu. O kadar dikkatliydik ve ona rağmen ben bir türlü iyileşemedim. 2,5-3 ay bu ameliyat dikişlerimden ötürü tavana bakarak yattım ben. Bu süreç devam etti. Ameliyatım 2 yıl oldu. Ağrılarım devam ediyor. Çalıştığım halde ben artık işime devam edemiyorum. Ben uzun süre oturamıyorum. Eğilemiyorum. Üzülmem yasak, üşümem yasak. Çünkü karın kaslarım gerildiğinde acılarım yine dayanılmaz hale geliyor. Yani ameliyatın üstünden 2 yıl geçti. Kapalı bir ameliyat diye gittiğim hastaneden beni bu hale getirdiler. Bu sorunlara rağmen ölmediğime şükür ediyorum ve sanırım bu olayları yaşayan canlı tek kanıt benim. Dava açtım. Benim 6-7 santim bağırsağımı kesip atmıştı ya,
geri döndürülemeyecek bir şey. Sağlığımı da geri veremiyor. Kendisine maddi manevi tazminat davası açtım. Derdim para değil kesinlikle. Çünkü para bir şekilde kazanılır ama sağlığımı geri döndüremiyorum benim. Bedelini bir şekilde ödemeli. Yetkililerden bu konuda destek istiyorum. Resmi her şey elimde. 3 tane ameliyatımın raporu da benim elimde. Bu da. Bu ameliyatın yanlış yapıldığına dair beni kurtaran profesörüm, Allah razı olsun ondan. Ve ben bu ameliyata sadece böyle bir ameliyat için gittim. Kapalı ameliyat yani. Ben böyle bir ameliyat için gittim. Kapalı ameliyat yani. Ama yapılan hatalar sonucunda 3. ameliyatımdan sonra hocam bende kaç dikiş var dediğimde içeride ortalama 400, dışarıda da 18 dikiş dedi. Yani beni gerçekten mahvetti bu adam. Bakanlığın yasakladığı bir ameliyatmış. En acısı da bu oluyor. Yani Tiler'in göbeğinde büyük bir hastane, özel bir hastane ve kendisi profesör. Bu ameliyatları peki nasıl yapıyor? Bir ay sonra eşinden önde koşturacaksın derken ben hala 2 yıldır çalışamıyorum. Maddi manevi mahvettim benim.